Girdin yani, yel değirmenlerle savaşıyorsun. Ne gerek var buna ya? Ne gerek var buna? Az önce sordum, sorunun cevabını versinler. Ersun Yanal bu soruya yanıtsız kaldı. Cevap vermedi bu soruya. 2010-2011 şampiyonu kimdir sorusuna. Buna rağmen Ersun Yanal, sen Fenerbahçe kulübünün başına getirdin mi? Teknik direktör olarak getirdin. E peki iki tane aynı konuda iki tane farklı işi nasıl yapıyorsunuz ya? Bir duruşunuz olsun, bir yürüyüşünüz olsun ya. Sosyal medya istedi diye yapıyorlar. Ya sosyal medya sosyal lanet medya olsun ya. İstedi diye. Fenerbahçe'yi bu hale sosyal Aykut, medya düşürdü. İşte Aykut Kocaman devam edemedi. Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal gitti. O geliyor, bu gidiyor. Sosyal medyayı idare edenler var mı? Ha işte güzel soru sosyal orada. Medyayı organize edip maddi destekleyenler var mı acaba? Ne dersiniz? Acaba yoksa mı? Sosyal medyanın başında birkaç kişi var. İsimler herkes biliyor. Onlar nereden alıyorlar bu gayreti, parayı, hocam, maddi şeyi? Her kulüp neredeyse biliyor musun? Bu işe ciddi bir... Tabii tabii hocam, ben muhabbeti duydum atılıyor. Ya yanımda konu olan muhabbet söylüyorsun. Benim şu kadar trollüm var, senin kaç tane trollüm var falan diye muhabbet ediyorlar, biliyor musun? Eğer yöneticiler. Senin kaç tane trollüm var hocam? O trollerler onların kaç ellerinde tane trollüm var? Senin kaç tane trollüm var? Kimi, benim senin mi? Senin kaç tane trollüm var? Şöyle söyleyeyim. Sıfır abi, benim bu yok. Bu yasa çıkması lazım en kısa zamanda. Şu herkesin kimliği belli olsun da yani sokakta yapamadığını klavye başında da yapamasın insan. Ha. Mesela ben şimdi ne yapıyorum? Avukatım var. Veriyorum. Güzel özür, para kazanırsın özür hocam. Özür diliyorlar. Hı. Avukat da götürüyor, ben de götürüyorum. Özür diliyorlar. Para kazanıyorum abi. Şimdi yemiyor ama. Şimdi baktılar, şimdi kaybolmaya başladılar. O para verenler dün var hocam, ya siz hani çok sizi buraya itenler. Kim, nereden? Şeyden. Hocam, hocam sen devam niye eder. Beşiktaşlar? Sen zaten bu işi devam ettirirsen sen zengin olursun. Çalışmana gerek yok. Çalışmaya gerek yok. Beşiktaşlar, Beşiktaşlar bana yüklenecekler de başkanlarına baksınlar. Teknik direktörünü tenkit ediyor. Teknik direktörünün iyi futbolu biliyor. Bana ne söylüyorlar? Beşiktaşlılar 3 sene evvel Beşiktaşlılara söyledim. Kötü olacak Beşiktaş. Felaket bekliyor dedim. Bana neler dediler? Uçak nerede dedim, bilmem nerede dediler. Uçakları vardı ya. Neler dediler? Ne oldu sonunda? Beşiktaşlar kızmasınlar. Beşiktaşlar baksınlar. Yakınlarında arasınlar. Burada değil, ben de değil karşıda. Yakınlarında arasınlar Beşiktaşlılar. Fenerliler de öyle. Fenerliler de öyle. Peki. Bak ne hale geliyorlar. Sevgili Emre, sen dedin ki yakında bir operasyon var. Evet. Yani gidecek isimleri aşağı yukarı tahmin ediyordur herkes dedin. Ama gelecek isimler beraberinde bir ekonomik imkan da gerektiriyor. Gerçi biraz finansal fair play anlamında UEFA anladığım kadarıyla çok az kemeri gevşetecek. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi hepimiz ne diyoruz? Allah razı olsun Ali Başkan'dan. İşte 150 milyon euro kulübe para hibe etti. 50 milyon eurosu nakit. 100 milyon eurosu da şey. Sen buna kimse bir şey diyemez. Şey olarak sponsor olarak değil mi? Öyle diyoruz. Tabii ki. Baba tabii sen ki aldı ama verdiğin parayı da saçma sapan harcıyorsun. Yani para tamam geliyor da parayı çöpe atıyorsun abi. Yani benim param diye, ben yaparım diye. Burası Fenerbahçe kulübü babacığım. Burası Ali Baba'nın çiftliği değil yani. Burası Fenerbahçe kulübü. Parayı ben verdim, ben istediğimi yaparım diye bir şey yok bu kulüpte. Bu kadar güce kimse sahip olamaz. Olmadı da. Fenerbahçe'nin tarihinin en çok başkanlık yapan adamı Aziz Yıldırım'dır. O bile bu güce sahip olamadı hiçbir zaman. Kimse bu güce sahip olmayacak, olamaz da. Burası benim çiftliğim, ben istediğim gibi idare ederim diye bir şey yok. Ben istediğim hocayı getiririm. Ben istediğim oyuncuyu getiririm. İstediğim gibi, çünkü parayı ben veriyorum. Böyle bir şey yok. Burası kardeşim ekonomik olarak düzeltilmesi, ekonomik olarak kâra geçirilmesi gereken bir yer değil. Burası kupa alınması gereken, kupa alınması, taraftar toplaması, yeniden çocukların Fenerbahçe olmasını sağlamak için bir grup. Fenerbahçe dediğin şey bir önemli bir organizasyondur Fenerbahçe kulübü. Yoksa parayı ben veriyorum kardeşim, size ne diyemezsin burada. 150 milyon euro verdin başkan. 150 milyon euro vermenin karşısında ne yaptın? Onu sormayacak mıyız yani sen parayı verdin diye? Yani parayı ben yaparım, ben verdim, isterimi yaparım diye bir şey yok abi dünyada. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bunları yapamazsın. İstediğin kadar para ver. 1 milyar euro ver abi. Tablo buysa hesabını sorarız sana. Orası Fenerbahçe. Allah razı olsun. 150 milyon euro için Allah razı olsun. Ama tablo bu. 2 senedir geldin. Şampiyonluk yok, kupa yok. Ve geçen inanılmaz başarısızlıklar. Bu sene 7. sırada.
Daha da ne olacağı belli bu saatten sonra. 20. yılları sonra, 20'li yıllardan sonra belki de Trabzon'dan Galatasaray geldi seni. Tabii canım. Stadında yendi 20'li evet. yıllardan sonra ya. Yani. Birisi 20. yıllardan 22, sonra. 22. 23'te Trabzon yendi. 20. yıllardan sonra yani düşün. Tabii canım. Galatasaray'la Trabzon seni geldi. Görmeyen yendi. Gençler vardı. Evet. Galibiyet görmeyen. Ya bu başarı da senin. Ama suçlu Nihat Özdemir. Nihat Özdemir'i kov. Hangisi daha iyi Fenerli? Nihat mı? Nihat Özdemir mi? Ali Koç mı? Bir de bu nasıl? Ben senden ya, daha iyi Fenerli. Terazi yok. Öyle bir terazi yok abi. Öyle bir terazi yok abi. Kimsenin Fenerbahçe'nin teraziye koyamaz. Kaç kilo ha, abi? Öyle bir şey abi yok. Canım böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Yani kaç ediyorum. Kilo? Kim belirliyor? Neye göre evet. belirliyor? Ha bir de çıkıyorsun hayati bir maçtan bir gece evvel 2 saat 15 dakika 1 saat 45 dakikası Nihat Özdemir ve şunu diyorsun. Nihat Özdemir istifa mektubunu Vefa Küçüğü'ye yolladığında bir de basına sızdırdı diyorsun. Baba bak. Yalan. Yalan. Niye biliyor musun? Nihat Özdemir Vefa Küçüğü'ye mektubu yolluyor. Telefon açıyorsa. Şey adamdır. Kibardır Nihat Özdemir tanırım. Diyor ki Vefa Bey bu mektubu size yolluyorum. İsterseniz basınla paylaşabilirsiniz diyor. Ben paylaşmayayım. Deyince Vefa Küçük diyor ki Nihat Bey siz yazdınız siz paylaşın diyor. O siz paylaşın siz paylaşın deyince Vefa Küçük diyor ki ben paylaşmayayım. Siz paylaşın Nihat Bey diyor. Bunun üzerine Nihat Özdemir paylaşıyor. Ama Nihat basına mektubu sızdırdı diye şikayet ediyor. Fener TV'de 1 saat 45 dakika. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe olmak için Fenerbahçe kongre üyesi mi olmak gerekiyor? Hayır. Bitti. Yani Fenerbahçeliliği sen Nihat Özdemir'in kalbinden söküp atabilir misin? Atamazsın. Ben şahidim Nihat Özdemir'in ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğuna. Ya evet. Zaten sen de tanıyorsun, bu... sen de şahidsin. İstediğin kadar... Böyle bir dünya var mı? Ya istediğin kadar sen... İstediğin kadar gönder, aldır, ihraç... İyi Fenerlidir. İyi Fenerlidir. İyi Fenerlidir. İyi Fenerlidir. Bu arada artık saat 21 olmak üzere Galatasaray-Gaziantep maçı başlamak üzere bir yandan da. Bir gidelim bakalım. Statta sevgili Emre Kaplan hazır mı arkadaşlar? Hazırsa o zaman Emre'yi bir alalım. Artık ilk düdüğü bekliyoruz. Bize görüyorum orada Aslan Tepe'den bakalım neler bildirecek. Ender Bilgin 3 ayı aşkın bir sürenin ardından Türk Telekom Stadyumunda ilk kez başlama vuruşunun çalınmasına artık yaklaşık 10 dakikalık bir zaman kaldı. Galatasaray pandemi arasından sonra ilk iç saha maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Seyircisiz bir karşılaşma hiç şüphesiz. Alışık olduğumuz stat atmosferinin biraz dışında şu anda da takım kadroları sayılıyor. Bilmiyorum yayına kadar yansıyor mu stattaki anonsörün sesi ama şu anda da boş tribünler önünde takım kadroları sayılıyor. Tabii önemli önlemler alınmıştı. Statlarla ilgili takvim belirlendikten sonra buradaki hem saha içi hem saha kenarı hem kapalı alanlarda tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alındı. Tribünler karton, taraftarların, sağlık çalışanlarının, tribün emekçilerinin yer aldığı fotoğrafların bulunduğu maketlerle donatıldı ve bugüne hazırlandı. Bu karşılaşmaya hazırlandı. Galatasaray'da çok önemli eksikler vardı hiç şüphesiz. Kadronun belki de en önemli ismi Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek. Hemen Galatasaray'ın 11'inde sayalım. Kalede Okan var bugünkü sezon sonuna kadar kaleyi devralması bekleniyor. Herhangi bir sakatlık ya da ceza problemi olmazsa. Savunmanın sağında Mariano, solda Saracchi. Stoper ikilisinde Ahmet ve Lemina forma giyecek. Lemina stoperde başlıyor bugün. Orta sahanın merkezinde Seri ve Belhanda ofansif pozisyonlarda. Sağda Feguli, solda Onyekuru. Merkezde Emre Akbaba, ileride ise Radamel Falcao 11 ile Galatasaray sahada olacak. Ufak bir not, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tedavi sürecinin ardından ilk kez bugün karşılaşmayı izlemeye gelecekti. Gün içerisinde programı bu şekilde oluşmuştu fakat doktorunun tavsiyesiyle herhangi bir riske girmemek adına maça gelmekten vazgeçti kendisi. Bugün tribünde olmayacak ama tabii ki televizyon başından takımı destekliyor olacak. Hemen Gaziantep Futbol Kulübü'nün de kadrosunu paylaşalım. Kalede Günay var, savunma beşlisinde. Sağda Mehmet, solda Oğuz, stoperlerde Cilobolcici, Kanabıyık ve Tosça. Orta sahanın merkezinde Güray, Jefferson, Kenan ve ileride ise Maxim ve Kayode 11 ile Gaziantep Futbol Kulübü de sahada olacak. Oldukça güzel bir hava var Seyrantepe'de. Yaklaşık 20-21 derecelik bir hava sıcaklığı. Meteorolojik anlamda güzel bir atmosfer var ama dediğimiz gibi tabii ki seyircisiz oynanacak olması nedeniyle maç atmosferi olarak aynı şeyi söylememiz çok mümkün değil. Biz de gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor olacağız diyerek sözü size bırakalım. Evet, Galatasaray-Gaziantep spor maçının başlamasına yaklaşık 5-6 dakika kadar kaldı.
Hocam bu maçın devre arasında ilk yarıyı değerlendireceğiz ama siz dün takım oyununda çok kolay maç olmaz dediniz. Evet. Hala aynı noktada mısınız? Kadroları gördünüz. Aynı Lemina nokta. Kaptan. Bak şimdi mesela Fenerbahçe takımına bakıyorum. Şimdi orta saha duman oldu. Niye? Orta sahanın en iyi adamını stopere aldın. Yok çünkü. Yani adam hem orada çok faydalıydı hem burada istediğini oynayamıyor. Tabii. Şimdi Galatasaray'da da öyle. Mecburi oynatacağın hocam, adamlar yok. Hocam bu haftadan itibaren Muslera'nın ne kadar önemli bir kaleci olduğunu anlayacak Galatasaray. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ya bak. Kardeşim %50 ya. Bütün savunma hattını, kurtaran adamdır Muslera dediğin adam. Hep ya başarılı gözüktüler. Ama hep öyledir. Kaleci %50'dir hocam. Kaleciye öyle dersin. %50 seni öldürür, %50 seni yırttırır. Her maç gol yer Galatasaray'dan sonra. Çok yırttırdı çok, abi. Yani çok yırttırdı. Çok. Yani sadece Muslera'ya yazabileceğimiz şampiyonluklar var. Var. Bundan sonra anlayacaklar. Esasında çok da iyi takip olmadıklarını. Öyle mi diyorsun? Evet ve Muslera'nın bu takımını çıkarttı, bu sene için olduğunu. Hani, ama işte onu o kaleciyi bulmak önemli bir abi yandan senin da. Senin stoperin hata yapıyor, kalecin kurtarıyor. Öteki stoperin hata yapıyor, kalecin kurtarıyor. Sağ bekin, sol bekin hata yapıyor, kalecin kurtarıyor. Bunların üzerine kimse gitmiyor. Savunma hattının üzerine kimse gitmiyor. Herkesi kurtarıyor. Büyük emeği var.